1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda safra kesesi hastalığını konuşacağız ve Bülent Özçelik hocamızla konuşacağız. Peki hastalarımız, hasta yakınlarımız ve Avrasya Hastanesi'ndeki misafirlerimiz neler söyleyecekler safra kesesi hastalığı ile ilgili? Belki kendilerinde, belki çevrelerinde böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalmış olabilirler. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür efendim. Ederim, sağ olun. Evet, bu hafta Şifa Kapısı programında safra kesesi hastalığını işleyeceğiz. Hiç çevrenizde ya da siz böyle bir hastalıkla karşı karşıya kaldınız mı? Hiç kimse yok etrafımda safra kesesi rahatsızlığı olan. Peki, duydunuz mu? Yani kabataslak
Tabii ki bazı duyumlarım var. Evet tabii. Safra kesesinde taşlar. Evet oluyor. Taşlar evet. Yeniden içilenler. Onların tetiklediğini biliyorum. Sarılık yapabildiğini evet. biliyorum. Yani kabataslak dedim ya başıma hiçbir şey böyle bir şey gelmediği için tam kesin net şeyler. Siz o zaman şanslı gruptansınız. evet. Peki hastaneyi nasıl buldunuz? Avrasya Hastanesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum çünkü 10 yıldır buraya geliyorum. Bülent Bey'in hastasıyım 10 yıldır onun kontrolündeyim. Memnunum. Daha da iyi olabilir diye düşünüyorum tabii bazı şeylerde. Yenilemeler oluyor. Gayet güzel yani şimdilik. Evet Sayın Bülent Öztürk'te evet. operatör doktor Bülent Öztürk genel cerrahi evet. uzmanımız ve bugün de bizim kıymetli Bülent Bey program konuğumuz. Birçok konuları işleyeceğiz. Bunun içerisinde tümörleri de işleyeceğiz konularımız arasında. Peki sizin rahatsızlığınız neydi? 10 yıl önce meme kanseri geçirdim. Onun ameliyatlarımı Bülent Bey yaptı. Şimdi genel rutin kontrollerime geliyorum. Ama şimdi bir sağ göğüste yine bir kitle rastlandı. Onunla ilgili görüşmeyi bekliyorum kendisiyle. Peki hastalar bu noktada kendilerini nasıl hissetmeliler? Hastalıkla mücadele nasıl olmalı? Benim kendi tezim insan kendi doktoru kendi olmalı. İlk önce o. Ondan sonra tabii ki iyi bir doktorun elini şey yapması bırakması kendini. Morali yüksek tutmalı, çaresiz, hiçbir şey yok evet. ölümden başka diyorlar. Gerçekten de öyle. İnsan araştırdıktan sonra evet bir çıkış yolu bulunabiliyor. İlk önce moral diyorum ben. Moral çok önemli. Evet moral kendi psikolojisini düzgün tutacak, yüksek tutacak. Yani benim düşüncem o. Hangi hastalık olursa olsun öncelikle kendi kendinizi tedavi etmenin yöntemlerini bulmak. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ben gördüğüm kadarıyla siz de bunu başarmışsınız. Evet, yapmaya çalıştım. Bülent Öztürk gibi güzel bir doktorunuz var. Evet, ona çok güveniyorum zaten. Eli de çok hafif. Kendisi de hastalarla çok güzel ilgileniyor. Birebir ilgileniyor. Hastanın en az ne kadar zarar görebileceğini çok iyi biliyor. Hastalarla diyalog çok önemli. Çünkü bir insan hastayken doktora gittiği zaman karşı taraftan gerekli açıklamaları bekliyor. Öyle bir diyalog kurulmadığı zaman da hastanın kafasında bir soru işareti oluyor. Ama Bülent Bey'de bu yok. Bülent Bey acaba dediğiniz her şeyi en ince noktalarına kadar anlatıyor. O yüzden de siz de şanslı buldunuz. Evet. evet. Efendim, geçmiş evet. olsun çok teşekkür diyorum. Ederim. Efendim, sağ olun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynen öyle evet. annem. Peki. Evet. Gördüğüm kadarıyla size annenize çok büyük destek oluyorsunuz. Hep beraber buradayız. Zaten Bülent Hoca ile artık 10 seneler içinde aynen öyle. Artık hani ailecek görüşüyoruz hani eşiyle olsun, şeyleriyle olsun, aynen öyle çocuklarıyla. Yani kendimizden görüyoruz artık. Burası da bizim bir nasıl diyeyim kontrollerden sonra hani ikinci bir evimiz gibi oldu ama güvenerek geliyoruz. Hani bir hastane psikolojisi evet biz hastane psikolojisiyle gelmiyoruz. Yani korkarak, çekinerek ya da bir endişe duygusuyla gelmiyoruz. Rahat geliyoruz. Hani çıkan bir durumda da üstesinden en azından gelebileceğimiz hakkında da bir umut ya da ümit dolu oluyoruz. O yüzden rahatız yani genel anlamda. Tabii burada sizin de belirttiğiniz gibi hastane ve doktor çok önemli. Güven çok önemli. Güven önemli. Biraz da doktorunuzun da kendini size karşı yıllar içinde ispatlaması da çok önemli. Bülent Bey bunu her hastasında tekrar başarabilen bir doktor. O yüzden bizde güvenimiz sonsuz yani her anlamda. Evet kıymetli SRT televizyonu izleyenlerimiz Şifa Kapısı programında bu hafta genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Bülent Öztürk ile güzel bir söyleşi yapacağız. Ve söyleşimiz öncesinde hastalarımız, hasta yakınlarımız ve misafirlerimizle yaptığımız röportajlarda aldığımız soruları Bülent Bey'e soracağız. Ben öncelikle buraya gelen misafirlerimize geçmiş olsun diyorum. Hastalıklarıyla ilgili bilgiler alacağız. Hastalıklarda tedavi yöntemlerini kendilerinin nasıl uyguladığı ile ilgili bilgiler alacağız. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Evet, çok sesi tanıyabilir miyiz? Ben Asiye. Asiye ablacığım öncelikle geçmiş olsun teşekkür diyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Ve Şifa Kapısı programımızı bu hafta Sayın Bülent Öztürk bizlerle birlikte olacaklar. Genel cerrahi uzmanımız. Bugüne kadar hiç herhangi bir sorunla, safra kesesiyle, tümörle, yakın çevrenizi... Safra kesesinde rahatsızdı. Evet. İyi. Buraya da geldik, memnun kaldık. Güzel.
temiz, hemşirelerimiz güler yüzlü, yakınlar tatlı dilliler. Biz memnunuz her şeyden önce. Gelinimiz de tedavi görüyor çok şükür. İlerleme var son derece. Mutluyuz. Kısacası. Mutluyuz çok şükür. Çok güzel. Peki kişi kendisini hasta hissettiği zaman öncelikle tabii Eminelilere teslim ediyor. Aynen öyle, aynen öyle. Biz de duyduk da önerilerini geldik işte çok şükür burada rahatız. Yani geliyor telefonla görüştüğümüzde de rahat olduğunu hissediyoruz. Allah'ın izniyle. Evet. Memnunuz yani her şeyden doktorlarımızdan. Çok şükür çok sağ güzel. Olsunlar. Tabii bir bayan olarak şöyle baktığınız zaman hastanenin de hijyen de kurallarına uyduğunu görüyor musunuz? Ben beğendim. Güzel. Yani öyle bir şey ilgini görmedik. Güzel, düzenli, temiz. Memnunuz. Hijyenden memnunuz. Evet. Evet. Bir bayan gözüyle evet. Baktığınız zaman. Aynen öyle. Gerçekten temiz. Güzel. Çok güzel. Pazgar. Doktorların ilgisini nasıl gördünüz? Doktorların ilgisi de güzel. Güzel yani beğendik ki buralara geldik. Doktorlarımıza memnunuz. Evet. Ki geldik yani. Önce Allah'tan sonra doktorlardan şifa bekliyoruz. Güvenmek çok önemli. Evet, güveniyoruz Allah'ın izniyle. Yani. Çok güzel. Sizler de geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Acil şifalar versin. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hastamız kemoterapi hastası, artık kalp hastası eşim ve babam. Evet. Onları tedavi için buraya getiriyorum. Şu babamı yukarıda. İkisi de burada tedavi görüyor. Sonuçlarımı topladım. Değerlendirmesi için sevgili hocamız Ali Bayram Bey'e getirdim. Evet. Onun neticelendirmesi sonucu inşallah güzel bir tedavi sürecine gireceğiz. Daha yeni mi hastalıkları belli oldu? Babamın yeni o belli oldu ama eşim dün birdenbire rahatsızlandı ve ben burada hastanedeydim babamın yanında. Telefonla hemen onu buraya getirtirdim. Sağ olsun Ali Bayram Hoca hemen muayene etti. Acil holter takılmasını istedi. Güzel olmadığını, kalp kapakçığının hava kaçırdığını söyledi. Şu an bütün tahlillerimizi, sonuçlarımızı toparladık. Değerlendirmesi için hocayı bekliyoruz. Hastanenin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Gerek ekipmanlarından, gerek doktorlarından olsun. Her türlü sorduğum soruları da çok güzel ve makul cevaplar aldım, bilgilendirildim. Gerek telefonla, gerek burada yüz yüze görüşerek. Henüz hiçbir sorunla yüz yüze gelmiş değilim. Aynen öyle. Aynen memnun olmasam belki kapısından bir daha içeri girmeyi bile düşünmezdim. Ama onkoloji bölümüne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kardiyolojiye de, ekibine de çok teşekkür ediyorum. Her türlü soruyu sorabiliyorum. Her türlü sorunun karşılığını alabiliyorum. İtelenmiyorum, bilgilendiriliyorum. Bu benim için zaten en önemli şey. Hastama nasıl davranacağımı biliyorum en azından. Evet, size destek oluyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü onların desteği olmadığı yerde zaten senin bittiğin andır. Onkoloji bölümüyle ilk defa yüz yüze geldiğimiz için bazı sorunlar tabii ki de yaşadık. Korkularımız çok oldu, endişelerimiz çok oldu. Ama onlarla konuşa konuşarak bunların normal olduğunu, bu dönemde bunları çok sık yaşayacağımızı öğrenmek tabii ki de içimizi daha da rahatlattı. İnşallah hepsini arkada bırakacağız. Tabii hastanın ve hasta yakınlarının hastaneye güvenmesi de çok önemli. Aynen öyle, aynen öyle. Güven olmadı mı hiçbir şey olmuyor çünkü. Sorduğunuz soruya bir kere karşılık almadığınız zaman o hemşire size gülümseyerek bir cevap vermemesi bile sizi yıkabiliyor. Ama gülümseyerek bir dönüp cevap verdiği takdirde o an o korkuyla bile içinizde güllerin açtığını hissedebiliyorsunuz açık ve net. Çünkü ne yapacağınızı siz orada bilmiyorsunuz. Hastanız orada acı çekiyor. Ama en azından konuşup onlara sorduğunda ablacığım bunlar normal, geçecek, birkaç gün böyle bir nakarat dönemi yaşayacak demesi sizi gerçekten rahatlatıyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Evet, işte sevgili diyenlerimiz burada da şunu görüyoruz. Hasta yakınlarıyla olan iletişim, sağlık personelinin iletişimi çok önemli. Çünkü hastanın ve hasta yakınının o kuruma güvenmesi gerekiyor. Ve siz de bunu yaşayanlardan birisi aynen, olduğunuz aynen. kadar memnun. Aynen. Çok memnunum. Çok memnunum. Her şeyden memnunum şu anda. Hijyen kurallarını nasıl gördünüz? Hijyen kuralları gerçekten çok güzel ama mümkün olduğunca biz insanların kullandığımız alanları kendimizin temiz tutmasını lütfen rica ediyorum. Çünkü bir tek temizleyenlerin değil, kullananların da hatası bulunduğunu buradan belirtmek istiyorum. O insancıklar girip temizliyor çıkıyor ama arkasından girip kullananlar onların özellikle
dikkat etmesi gerekiyor. Temiz bulduğumuz gibi temiz bırakmak zorundayız. Evet, ne kadar önemli bir konuya temas etti sevgili izleyenlerimiz, değerli misafirimiz. Öncelikle bizim kendimizin temiz olması gerekiyor. Bizim toplu kullanım alanlarında nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Kimse bunu hastane personelinde bir suç olarak aramamalı. Evet. Kullananların kendisinde ben buluyorum bu suçu. Çünkü siz o kapıyı açtığınızda eğer ferah bir koku varsa, temizlik kağıdı, sabunu, her şey yerindeyse siz de aynı şekilde orayı bırakıp çıkmak zorundasınız. Ve bu sizin arkanızdan çeşit çeşit hasta insanların da kullandığı bir alan. Evet. Sonuçta burası ev değil. İstediğiniz gibi hijyen tutmak da gene bizim elimizde. Kurallara uygun davranırsa hiç kimse de hiçbir hastanede bu sorunu yaşamaz. Çok güzel belirttin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hastanıza da acil şifalar diliyorum. Amin, amin. İnşallah hepsine de. Ben de acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Valla çocuklar tercih etti. İkisi karar verdi, anne baba. Onlar tercih etti. Devamlı muayeneye buraya geliyorlardı. Doğumu da burada yapıldı. Gelinimizin kız kardeşi de burada yaptı. O da burada yaptı. Çok iyi, çok memnunuz. Memnun olduğunuz için evet, de evet. Geliniz de burada. Evet, evet. Doğum için geldi. Çok güzel. Peki nasıl karşılandınız? Çok iyi. Çok iyi. Her şeyi dört dörtlük. Çok iyi yani. Çok memnunuz. Hı-hı. Peki bir hastaneden, bir kurumdan memnun olmak için nelerle karşılaşılması gerekiyor ki böyle mesajlar veriyorsunuz? Mesela yani, neyle memnun kaldınız? Bizi iyi karşıladılar. Gelinim rahattı. Doğumu rahat oldu. Memnunuz yani. Bebeğimize çok güzel baktılar. Çok, güzel. Çok ilgilendiler. Doktorla hasta ilişkisi çok önemli. Evet, yani. Çok iyi. Çok doktorumuz çok iyi zaten. Bebeğimiz de annesininle çok ilgilendi. Çok güzel. Bebeğimiz de sağlık. Evet. Ne mutlusu. Allah razı olsun. Sağ olun. Bundan sonra yine herhalde tercihiniz yine bu hastane. Herhalde, olacak. Herhalde. İnşallah kızımın bir bebeği olur da buraya geliriz. Şimdi yeğenimiz de olacak bir buçuk ay sonra. Onu evet. Da getireceğiz buraya. Yeğenim var benim. Tabii bu da müessesenin tabii. Memnuniyetinden dolayı. Tabii. Sizlere vermiş olduğu hizmetlerden. Evet. O yüzden de tavsiye ediyorsunuz. Tabii. Hem de çok tavsiye ediyoruz. Çok memnunuz. Biz memnun kaldık. Her şeyinden memnun kaldık. Peki bir sağlık kuruluşundan ne beklenir? Beklentiler neler olur? Neler olur işte. Hizmet beklenir. İyi karşılanma beklenir. İlgi beklenir. Bunlar yani. Temizlik beklenir ki kantini falan. Her şeyi çok güzel, çok temiz. Çok memnunuz yani. Evet sevgili TRT Televizyon izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Az önce hastanemize gelen misafirlerimiz olan röportajlarımızdaki aldığımız sorularımızı kıymetli hocamıza soracağız. Genel cerrah uzmanımız Operatör Doktor Bülent Öztürk bugün program konuğumuz ve safra kesesini sordu gelen misafirlerimiz. Safra kesesi hastalıklarından bahsettiler, tümörden bahsettiler, involüt tümörlerden bahsettiler ve geniş detaylı biz de Bülent Öztürk hocamıza sormak istiyoruz. Tabii kendisi çok yoruldu, ben biliyorum ameliyattan çıktı, geldi ve bizleri kırmadılar, teşekkür ediyoruz. Öncelikle safra kesesi hastalıkları denildiği zaman aklımıza ne geliyor? Safra kesesi nedir? Safra kesesi hastalıkları hakkında hocamız neler söyleyecekler? Sayın Bülent Öztürk'ten dinliyoruz. Kıymetli izleyiciler, hepinize merhaba. Esra Hanım merhabalar. Şimdi safra kesesi karaciğerin altında halk arasında öt diye tanımlanan bir organdır. Safra kesesinin temel fonksiyonu yanlış bilinen bir şeydir. Safrayı o üretiyor gibi düşünüyor insanlar. Safra kesesi safrayı depolar. Bir çay bardağı kadar volümü vardır aşağı yukarı. Ve asıl karaciğer safrayı yapar. Günlük safra üretiminde 1,5 litreye yakındır. Ama aç kaldığımız zaman bir miktar safrayı safra kesesi içerisinde depolar ve yağlı yemekler, yumurta gibi özellikle safraya ihtiyaç duyan sindirim için gıdalarda safra kesesi kasılarak içindeki safrayı ana kanalı oradan da 12 parmak bağırsağına boşaltır. Önemli bir organdır ama hastalıkları da sık rastlanan bir şeydir. Onun için gereği halinde tedavisinin yapılması lazım. Her organ gibi safra kesesi de iltihaplanabilir. Çalışmamasına bağlı ya da vücudun koyu safra yapmasına ve bazı enfeksiyonlara bağlı içerisinde taş oluşabilir, çamur oluşabilir. Bunlar çok ciddi sorunlar yapabilir. Safra kesesi özellikle küçük taşları ve çamurları
At taş küçük, bu önemsiz gibi düşünülüyor. Oysa tam tersi, küçük taşlar ana kanaldan düşerek safra kesesi çıkışını tıkayabilir ya da ana kanalı kapatabilir. Pankreatit geçirtebilir hastalara ve bu çok ağır bir travmaya neden olabilir. Safra kesesinin iltihapları için genellikle bir de taşsız iltihapları da olur. Bu durumda sıklıkla antibiyotik tedavisiyle geriletiyoruz. Bazen yeni oluşan safra çamurlarını falan eritmek için denediğimiz bazı ilaçlar da var. Onlar da tuttuğu da oluyor. Bir de diyet de önemli. Benim sıklıkla hastalarımdan, ki ben de kaç yıllık cerrah oldum, gördüğüm yani tecrübeme göre çok yumurta yemek de safra kesesi taşı oluşumunu biraz tetikliyor diye görüyorum. Tabii her şeyi kararında tüketmek lazım. Yumurta da çok faydalı bir şey ama. Hastalarımızla konuştuğumuz zaman hep şunu söylediler Bülent Hocam. Yediklerimize dikkat edersek, sağlıklı yaşam standartlarına dikkat edersek bu tür sorunlarla karşılaşmayız belki dediler. Ama ne kadar dikkat edersek edelim yine de bir safra taşı olayı var yani. Bu kaçınılmaz evet. bir olay. Özellikle mesela bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. 40 yaş, sarışın olmak, kadın olmak, beyaz tenli olmak, bunlar safra, ya bu dördü var ise bir kadında safra kesesi taşı oluşma ihtimali oldukça yüksek. Olasılığı var. Bazı sülalelerde öyledir. Mesela işte annede, anneannede, teyzelerde falan hepsinde olabiliyor. Çünkü nasıl ağzı yüzü benziyor, safra kesesinin çıkışı da benziyor. Orada darlık varsa içeride bu sefer taş çamur birikimi daha kolay oluyor. Ve bunu özellikle peki nasıl belirtiler? Neden yani şüphelenir insan? Neden şüphelenir? Belirtileri nelerdir? Doktora gelmek için hangi şikayetlerle karşı karşıya kalabiliriz? Evet. Şimdi safra kesesi taşlarının bir bölümü tamamen tesadüfi yapılan ne bileyim check-up'sal ultrasonlarda, karın ultrasonlarında tespit edilir. Aa, taş varmış. Oysa hasta der ki benim hiç şikayetim yok. Evet. Olabilir. Veyahut da yavaş yavaş geliştiği için hastalar bunu hissetmeyebilirler. En belirgin şikayeti dispepsi dediğimiz karında gaz, şişkinlik, yemekten sonra hazımsızlık. Safra kesesi karaciğerin altında burada sağ taraftadır. Sağ üst kadranda ağrı, sırta vuran ağrı, bir de sağ omuz ağrısı yapabilir. Mide ağrısıyla karışabilir. Taşı da iltihabı da bu şekilde belirti verir. Bir de başta da söylediğiniz gibi safra kesesinin de nadiren de olsa kanserleri olabilir ama çok üstünde durmayı gerektirecek kadar yoğunlukta değildir. Çok daha ileri yaşlarda görülür. 80, 75, 80, 85, 90. Benim ameliyat ettiğim yani şimdiye kadar belki binlerce safra kesesi ameliyatı yaptım. 3 tane safra kesesi tümörü ameliyatı yapmışımdır. Öyle çok sık rastlanan bir şey değil Allah'a şükür yani. Evet. Peki taşların oluşumunda bu belirtiler, hastalığın belirtileri bize sinyal verdi vücudumuz. İşte ağrıyla, mide bulantısı dediniz, mide şişkinliği dediniz, omuzda ağrı, mide ağrısı olarak size geldik. Peki ameliyat, cerrahi operasyonu mı hemen alıyorsunuz yoksa bir süreci var mı hocam? Şimdi çok iyi bir ultrason. Ve bazı kan telleriyle safra kesesindeki taş karaciğere safra yollarına zarar vermiş mi bunun tespiti gerekiyor. Ultrason hatta ben kritik hastalara kendim de inip de bakıyorum özellikle tam ameliyata da net karar vermek için. Ondan sonra eğer iltihap var ise eriyebileceğini düşüneceğim tipte ise bir de aile hikayesi falan da önemli. Onlarda bazen ilaç tedavisi denediğimiz oluyor. Ama iltihaplıysa geçecek gibi taşlar değilse, tehlikeli ise çok uzatmadan ameliyatı yapmak gerekir. Taşlar eriyebiliyor mu hocam? Yani çok küçük taşlar. Ben birkaç örnek göstereyim evet. size. Bunlar ki böyle taşları görünce insan birdenbire böyle bir evet. ürperiyor Bülent hocam. Bak çok büyükler de var. Evet. Çok küçükler de çok var. Çok küçükler de var. Bunlar örnek olsun diye hastalara anlatmak için aldığım bir kısım örnekler. Çeşit çeşit, rengarenk. Evet. Bu içerisinde kimi bilirubin taşları var, kimi daha farklı bileşenlerden oluşan taşlar var. Şimdi mesela şu gördüğünüz çok küçücük taşlar, çamurun bir tık ilerisi. Evet, onlar eriyebilir. Onlar eriyebilir, bir denenebilir yani hiç olmazsa ama sıkı takiple ve hastayla koreli hareket ederek. Ama yani bu böyle bir taşın falan erimesi mümkün değil. Onu evet. çok uzatmadan da ameliyatı yapmak gerekir. Yuvarlakları var, dikdörtgenleri var, çeşit çeşit bir sürü evet. Safra kesesi taşları var.
Bir de ameliyat, tabii ameliyat lafı korkutuyor insanlar ama eskiden çok daha zordu. Açık yapılırdı safra kesme ameliyatları. Böyle sağ üst kaldırandan yapılan bir kesiyle bu enlemesine gider ya, böyle kaslar bu uzunlamasına, enlemesine kesildiği için hastaların toparlaması çok uzun sürüyordu ve çok da ağrılı oluyordu. Şimdi laparoskopik ameliyatlar yapılıyor. Hatta işte 4 port, 3 porta düştü. Yani 3 delikten, tek delikten çeşit çeşit teknolojik gelişmeler oldu konuyla ilgili. Bununla çok rahatlıkla safra kesesi alınabiliyor. Bu da ciddi bir konfor. Sabah yapıp akşam gönderebilirsiniz. Ameliyatın geçiş süresine göre, şimdi sizi biraz beklettim, özür dilerim. 2 tane safra kesesi ameliyatı yaptık mesela bu dönem içerisinde. Onun için çok da kafada büyütülecek şey değil. Ama iyi, ehli insanlar. Çünkü karaciğerin altındadır. Orada önemli damarlar vardır. Koledok, ana safra kanalı var. Orada yaralanma çok önemli bir şeydir. Kimsenin başına gelsin istemeyiz ama özellikle iyi çalışılarak yapılması gereken ameliyatlardır. Evet, tabii burada da hekimimiz çok önemli sevgili izleyenlerimiz. Az önceki yaptığımız röportajlarda da sizler de duyduğunuz üzere Bülent Öztürk hocamdan hastaları çok memnun. Hocam sizden gerçekten çok memnunlar. O kadar güzel de ifade ettiler ki sizinle olan hasta ve doktor ve ikilisini. Ve hatta bir tanesi şöyle söyledi. Oraya da geleceğiz biraz sonra sevgili izleyenlerimiz. Tümörlerle ilgili bir rahatsızlığı olduğunu söyledi hanımefendi. Ve 10 yıl önce sizin hastanız olduğunu, şu anda tekrar bir göğsünde bir tümör olduğunu belirtti. Tümör şüphesi. Şüphesi evet. Olduğunu söyledi. Onun için tekrar size geldiğini ve sizi hiç bırakmak istemediğini gerçekten. Sağ olun. Yani ben ailemden görüyorum dedi ve hastanenizi de bir aile ortamı olarak belirttiğini dile getirdi. Biz de tüm hastalarımıza şifalar diliyor Şifa Kapısı programında. Peki hocam, safra kesesi taşları yeniler mi? Ameliyat olduktan sonra tekrar safra kesesi taşları oluşur mu? Oluşmaz. Çünkü safra kesesi alıyoruz safra kesesi. Yani tamamen safrayı alıyorsunuz. Alıyoruz. Onun sonrasında bir adaptasyon dönemi geçirir. Biraz ana safra kanalı kalın genişleyerek bu adaptasyonu sağlar. Yani depolayabilir bir kısmını. Safra kesesi alındığı için de tekrardan safra kesesi taşı oluşmaz. Ama ana kanal içerisinde yıllar, mesela sizin genç bir yaşta ameliyat oldu safra kesesinden, 55-60-70 yaşında ana kanal içerisinde taş oluşturabilir tekrar vücut, ama safra kesesinde değil. Ona da ameliyat değil de ERCP denilen özel bir yöntemle endoskopik olarak çıkarılıyor taşlar. Peki safrasız da yaşayabiliyor ki? Tabii tabii. Ben annemi de safra kesesi ameliyatı yaptık, dedemi de, belki ileride bende de olacak. Yani o gerekli şartlar oluştuğunda artık ondan vazgeçmek gerekir. Evet. Peki biz ne diyoruz? Safra kesesinin herhangi bir hastalık varsa, eğer ki doktorlarımız, hekimlerimiz ameliyat öneriyorsa, ameliyatını yaptıktan sonra tekrar yenilenme gibi bir olasılığı olmadığını Bülent Hocam söyledi. Evet hocam, tümörler dedik. Az önceki hastamızın bahsettiği konu. İyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler. Nedir tümör? Tümör Latince bir kelime. Şişlik demek, kitle demek esasında. İyi huylu, kötü huylu, yani tümör kanserle paralel kullanılan bir kelime oldu son dönemde, yoksa bir şişlik demek. İyi huyluları vücudun etrafına, yani olduğu yerde büyüyebilir ama vücuda dağılmaz, sıçrama yapmamasıdır temel kriter. Kötü huylu tümör ya da eşittir kanser dediğimiz şey ise oluştuğu yerden hücreleri kopup başka yerlere, kel alaka yerlere, yani beyne, akciğere, karaciğere, o kan damarı nereye gidiyor ise o tarafa sıçrayıp gidip yapıştığı yerde tekrar üremiş olmasıdır asıl tehlikeli olan. Ve maalesef ölümlere de böyle neden olur. Yani örneğin memede bir tümör gelişti. Memenin kan damarlarını düşünün, böyle içerisine. Tümör de damar, böyle bir hortum gibi düşünürseniz, tümör hücresi ilerliyor, bu damarı da yiyor. Bunun içine düştükçe buradan nereye gidiyor ise o damar, hangi paralel metro ağı gibi sahaya gidiyorsa oraya gidip ekiliyor. Yapıştığı yerde de tekrar yürüyor. Evet. Bu kemik olursa kemikte erimeye neden oluyor. İşte karaciğeri tamamen zapt edip gibi böyle ağır hasarlar meydana getirebiliyor. Sıçradığı yere zarar veriyor diyebilir miyim? Tabii tabii. Aynen. Ve orada o fonksiyon yapan hücreleri yok ediyor, kendisi yerleşiyor.
Bu da karaciğer fonksiyonları olmayınca kişi ölür. Beynine yerleştirirse beyinde yerleştiği yere göre hasar verir. Maalesef tümörün böyle çok da yaygın yani. Evet, son zamanlarda çok duyduğumuz bir konu meme tümörü. Evet. Meme tümörünün içerisinde boşantıp silikonun yerleştirilmesi. Evet. Ve silikonla bir ömür boyu devam etmesi. Bu nasıl bir son zamanlarda gündemi oturdu hocam? Evet. Şimdi yapılan araştırmalara göre 8 kadından biri meme tümörü. Evet. Biraz teknik olacak ama BRCA1, BRCA2 diye iki çeşit bir gen tespit edildi. Bu genler kimi ailelerde de sekmeden gelen meme tümörleri vardır. Yani anneannesi, onun annesi, anne, teyzeler falan yani kadın genlerinin tamamında genetik. Ama işte bunu şeyle tespit ediyoruz o genlerle. Şimdi bu Amerika'da yürütülen bir çalışmaydı. Angelina Jolie bunu yaptırdı. Ondan sonra daha da popüler oldu bu konu. Memenin derisini bırakıp, meme şundan oluşur. Deri, deri altı yağ dokusu, içte meme dokusu, arkada da göğüs kafesi, kasları ve fasyası. Deri, deri altını bırakıp, içerisindeki meme dokusunun tamamının çıkartılması, geriye kalan o deri bölümünün içerisine de aynı boyutlarda silikon yerleştirilmesi ile görünümün korunması. Çünkü meme de önemli bir görünüm sağlıyor kadında. Dolayısıyla şimdi Angelina Jolie'nin de anneannesi, annesi, teyzeleri falan hep meme tümörü. Aynen. Bu genler de evet, kendi olacağı da kesin. Bu genlere de taşıdığı tespit edildi. Tümör olmadan meme dokusu temizlendi. Çok mantıklı bir iş. Çok nadiren, ben de bu konuda araştırma yapmıştım, %1-2 kaçırdığı oluyor. Yani tümörel şeyin, yani meme dokusunun kenarında kalır, bilmem ne falan filan. Ama tabii mühim bir çözüm olmuş oluyor. Böylece hasta yine bir ameliyat oluyor ama ileride göreceği bir ameliyat, bunun üzüntüsü, sıkıntısı, ne bileyim radyoterapi, kemoterapi ve ölüm riskinden tamamen kurtulmuş oluyor memeyle ilgili. Onun için giderek de yaygınlaşan evet, bir şey. Son zamanlarda çok yaygınlaştı. Tabii. Yani o da biliyorsunuz doğum yaptı, çocuk emzirdi falan filan bittikten sonra memeyle ilgili diyelim ki bu tür fonksiyonlar tamamdan sonra sadece görünsel açıdan kalmasını düşünüyorsa o zaman böyle bir çözüm mantıklı. Türkiye'de uygulanmasını soracağım. Giderek de uygulanıyor, giderek de sayısı artıyor. Çünkü kadınlarımız da çok okuyor. Evet. Bunlar da artık işte internet ortamında da çok paylaşılan şeyler ve giderek de yaygınlaşıyor. Peki Bülent Hocam, sağlık alanında gerçekten bilinçlendik mi? Ben son zamanlarda biraz bilinçli bir toplum haline geldim. Çünkü yaptığımız röportajlarda ben onu hissediyorum. Değil mi? Evet. Ve çok mantıklı cevaplar, çok güzel sorular. Kendilerini çok da güzel ifade edebilen kelimeler artık kullanılabiliyor. Yani artık sağlık noktasında Türkiye gerçekten istediği noktaya geldi mi sizce? Türkiye bence zaten doktorlarıyla, sağlık kuruluşlarıyla falan çok yani dünyada adı geçen ülkelerden biri. Çok turist de geliyor bu durum. Turist de çözüm bulmaya çalışan insanlar diyelim. İnsanlarımız da gerçekten hem bilinçli. Hatta bazen kantarın topuzu biraz kaçtığı da oluyor. İnternetten çok okuyup yani aşırı endişeyle gelen insanlar oluyor. Yani kendini hemen kanser sananlar oluyor falan böyle. Ama bizde bir de bu sağlık programları falan da çok popüler. Sabahtan yayınlananlar bilmem ne falan. İnsanlar işte yemek yaparken temizlik falan filan bunları izliyorlar. Evet. Ve bu bir bilgiye neden oldu gerçekten. Sahibi oldu. Bir birikim oldu. Mesela bana insanlar geliyor, kolonoskopi yaptırmak istiyorum diyor. Ya da gastroskopi, ya da meme ultrasonu çektireceğim. 40 yaşında oldum, mamografi çektireceğim. Bunları eskiden ikna etmek için uğraşırdık insanları. Bak bu yapılması, kendi istiyor şimdi. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Güzel bir aşamadayız o zaman şu anda. Ben tabii yaptığım röportajlarda da hocam şunu gördüm. Bulunmuş olduğumuz hastanelerde çok sayıda yurt dışından hastalarımız da var. Doğru. Sizin ameliyat ettiğiniz hastalarımız da var. Evet. O safra kesesinde o kıl... Ha evet, midede. Midede bir Rapunzel sendromu, saç biriken ve hanım. Ve ilk defa böyle bir vakayla belki de karşı karşıya gelmiştik. Biz kendi adımıza konuşalım ama
Hocam gerçekten çok farklı bir operasyondu. Doğru. Ve belki de 10 kişide 1 kişide görünen bir hastalık. Tabii, çok daha nadir. Yani o bir psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı saç çürütüyor. Saçta saç tırnak mide eritemez. Bu bir birikim oluyor, birikiyor. Mide onu çeviriyor ve dediğimiz midenin şeklini alan devasa bir kitleye dönüşüyor. Tabii hastanemize yurt dışından çok ciddi hasta geliyor. Saç ve tırnak midede erimeyen evet. İki unsur. Unsurdur. Aman ona dikkat edelim, aman saç. Ya da çünkü var böyle hastalarımız. Mesela bir de ben duymuşum hocam, kir yiyen, toprak yiyen. Doğru. Bunlar da hastalıklar. Da evet. Yani bunlar da farklı hastalıklar. Yani bunun vücudumuza da zararı var. Demir eksikliğine neden olur. Bu Anadolu'da da çok bilinir. Yani böyle otururlar. Evet. Eskiden kireçte, kerpiçte falan yapılırdı ya evler. Yani şeyin o masalı vardı yani. Cadının evini yiyor çocuklar. Çikolata gibi öyle topraktan yerler yani şeyi. Evet. İşte bilmediğimiz çok şeyde Bülent Hocam'dan öğreniyoruz. Evet hocam, bugün safra kesesi hastalıklarını konuştuk, tümörlerden bahsettik. Ufak ufak diğer hastalıklardan, rahatsızlıklardan bahsettik. Evet. Süreç biraz okul süreci. Okul sürecinde de mesela ailelerimizin biraz hassas olduğu bir süreç. Çocukların sünnet ettirmek isteyenler, az önce sizinle bir sünnet operasyonundan geldiniz, daha küçük bir bebeğimizdi. Ya bu da çok önemli bir konu. Ondan bahsederseniz, evet, sonra programımızı toparlayalım hocam. Hay hay. Şimdi sünnet, giderek benim fark ettiğim sünnet yaşı erkene kaymaya başladı. Az önceki bebeğimiz 2 aylıktı. 2 aylık. Bir yeni doğar doğmaz, bu da çok sorulan bir soru. Hemen doğar doğmaz yaptıralım mı? Bunlar da çok sayıda oluyor. Önce onu cevaplayayım. Benim şahsi fikrim, yani bu böyle yapılmış bir araştırma yok ama yeni doğduğunda anne karnında müthiş bir rahatın içerisinde yaşayan bebek dünyayla tanışıyor. İşte oksijen alması bilmem ne falan ve bazı terslikler olabilir. Yeni doğan sarılığı olur, ne bileyim bir enfeksiyon olur bilmem ne falan. Benim tercihim şu. Yani 40'ı geçmeden ama o bir hafta 10 günü atlattıktan sonra. Çünkü bir şey oluyor, belki anne sütü sarılığı olacak. Ay sünnet yaptırdık, ondan mı oldu acaba ya bu sefer insanlar? Yani keşke yaptırmasın. Oluşmaması için. Bebeğin dünyaya adaptasyonu, çevreye adaptasyonu biraz da böyle ele avuca gelir haldeyken yapılabilir. İlla çok erken yaptırmak isteyenler için. İdeali bence 2 yaşını buldurmadan, hani böyle çok kendini bilmeden gibi yapılabilir. Ama kimi aileler de düğün yapacağız, bilsin, biz de orada olalım falan diyor. Onların da tabii 6-7 yaş gibi yapmak daha mantıklı. Sünneti okulla ilişkili, biz okullar açılmadan bir ay önce çok yoğun oluyoruz Evet. Bu dönem içerisinde. Ha, yapalım, yapmayalım, anne babanın kararsızlığı falan derken son anda gelenler oluyor yoğun. Veyahut da okul kapandıktan sonra. Bir de sömestr tatili arasında da. Çünkü teknikler falan da çok gelişti. Çeşitli sünnet yapma yöntemleri var. 3-4 gün içerisinde hemen hemen tamam yakın iyileşir. Onun için sömestr aralığında da yapılabilir. Bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi acil sünnetler var. Biraz önce yaptığımız bebek pipisinin ucu tamamen tıkanmış. İdrarını çok zorlukla yapabiliyor. Bu dönemde idrar yolu enfeksiyonu olur, böbreklerini bozabilir. Onun için onu hemen yapmak lazım. Dün görmüştüm zaten. Bugüne planladık ve operasyonu yaptık. Sünnette tarihin gördüğü en eski operasyondur. Yani çok binlerce yıllık mazisi vardır. Artık nasıl yapılıyordu o zamanlar ayrı bir şey ama şimdi çok daha gelişti. Ama dikkatli yapılması da önemlidir. Tabii sizler gibi işin ehli hekimler de bunu gerçekten çok da başarılı operasyonlarla, cerrahi operasyonlarla da gerçekleştiriyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz. Çok yoruldunuz çünkü ben diyorum ki çok ameliyattan sonra bizlere zaman ayırdı Bülent Öztürk Hocam. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz, sizlerden başarılısınız Bülent Hocam. Çok teşekkür ederim Esra'cığım. Evet, sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, bugün Şifa Kapısı programımızdan Operatör Doktor Bülent Öztürk bizlerle birliktelerdi. Genel cerrahi uzmanımız, merak edilen birçok soruyu, konu başlıklarını kendisiyle paylaştık. Safra kesesi hastalıklarından, iyi huylu, kötü huylu,
tümörlere kadar, sünnete kadar birçok konu hakkında hocam kısa sizleri bilgilendirdiler. Kendileri çok teşekkür ediyoruz. Siz de aynı Şifa Kapısı programı izleyenlerinizde ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrırsa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.